Dediniz ya Ukrayna'da NATO'ya ait 30 tane biyolojik laboratuvar vuruldu diye. Şöyle ben merak ettim. Dedim ki yani NATO'ya, Pentagon'a ait kaç tane varmış? Resmi kendilerinin açıkladı. Bakın bu haritada var olan yerlerde biyolojik laboratuvarlar var. Bununla alakalı hiçbir şey pek konuşulmuyor. Yani orada ne vardı? Biz geçen hafta burada konuştuk. Çiçek hastalığından bütün salgın Hayvanlara karşı da hastalıklar. bakın, The Economist'in kapağında ne vardı? Üç kuştan biri düşüyor. Düşüyor. Kuşa dikkatli baktınız mı? Ördek onlar. Ukrayna'dan, şimdi bir daha önce bize ne hikayesi anlattılar? Bir yarasa hikayesi anlattılar. Şimdi ördek hikayesini alalım. O vurulan laboratuvarlardan bir tanesine ördek sürüsü onun yakındaki bataklığa indi. Fakat bu patlama sebebiyle mikroplar bataklığa yayıldı. Ördek oradan. Ördek oradan mikrobu aldı. Anladım. Bu ördek acaba Sinop'a mı gider, İstanbul'a mı gelir? Evet. Bir avcı onu vurdu. O Sonra avcı yedi. ördeği keserken parmağını da kesti. Ördeğin Avcının kanına bulaştı. kanına bulaştı Virüs ve bulaştı. oradan başladı. Ya da başka senaryoda yazabiliriz. Ördek havada uçarken kakasını yaptı. O kaka bir otun üzerine düştü. Bir inek o ottan Yedi. yerken mikrobu aldı. O ineğin etini yiyen insanlar da hasta oldu. Ve büyükbaş hayvanlarda büyük bir salgın başladı. Evet, Evet, ördek. oradaki ördek iki tanesi The uçmaya Economist'in devam kapağı. ediyor. Bir tanesi düşüyor. Evet. Yani o arefle de vurulmuş Düşüyor. olabilirdi. 5G ile de vurmuş. Yani işte 5G üzerinden de yine radyo frekansla vurulmuş olacak. Yani böyle bir hikaye. O zaman Delta Kron geldi zaten. Yeni varyant. Delta Kron. Eldeki stokları bir an önce bitirin. Ne Artık stoku? İlaç dükkanı stokları. kapatıyoruz. Her şey Maskeydi, maskeydi, ilaçtı, PCR'dı, PCR'dı. ilaçtı, aşıydı. Ya o kadar Türk kavak yaktık, ne yaptık? Ne olacak bunlar? Yarın birisi sorar, buna kaç para verdiniz, niye verdiniz? Yani daha zaten Satın aldığımız işte bir sürü mRNA'lar, şey, şunlar mRNA'lar bunlar var. vardı. Yani nasıl bitiriyorsanız bitirin. Yani HES kodu falan da kaldırıldı. Kalktı, Çünkü şu kadar yaptık deseler artık kayıt da evet. olmayacak. Bu şey, dükkanı kapatıyoruz. Aldı verdi İndirimli kalmasın. satış. İndirimli satış. İndirimli satış. Evet. Delta Chrome varyantı da yeni. Çünkü yeni mikro piyasaya sürülecek. Yeni bir ürün geliştiriliyorsa eskileri piyasadan çekmek Kaldırdı. için indirim kampanyaları düzenlenir. Yeni ürüne pazar açılır. Anladım. Yönetmenim, B ve C imajlarını getirebilirsek. Şimdi madem bunu da koronaya ve o salgın üzerine bağladık üstadım. Daily Expos sitesi İngiltere'nin, Birleşik Krallığın sağlık güvenliğinin ajansı tarafından yayınlanan en son verileri yayınladı. Buna göre Birleşik Krallık Hükümeti Başkanı İngiltere'deki her 10 Covid ölümünün hangi sebepten dolayı, bakın Covid ölümünün hangi sebepten dolayı olduğunu İngiliz Sağlık Güvenliği Ajansı'nın raporundan okuyoruz. Birisi İngilizce, birisi Türkçe. Okuyabilir misiniz? Rusya'nın istilası dikkatimizi dağıtırken Birleşik Krallık Hükümeti İngiltere'deki her 10 Covid-19 ölümünden 9'unun tam aşılanmış olduğunu doğrulayan bir rapor yayınladı. Bu tam aşılanmış birinci aşı, ikinci aşı hatırlatma dozu. Tabii. Yani birisi eksik olunca Tam aşılı sayılmıyor. tam aşılı Bizde sayılmıyordu. mesela iki dozdan dolayı birisi iki dozlu idiyse, hastanede öldüyse, vefat ettiyse onu tam aşılanmış saymıyordu zaten. Evet. İlla 3 artı yani. Evet. Burada ama bakın yani resmi bir raporun şeyleri de var burada. Yani Evet. infografini de aldık. Bu kadarını söylüyoruz biz derin gerçeklerde şimdilik. Ya bu kadarını söylüyoruz. Yani bu bakın Resmi bir zaten raporun bizim 10 elimizdeki Covid'linin ve şey özür dilerim 10 aşılar üzerinden 10 Covid ölümünde 9'unun tam aşılanmış bakın oldu. bu ölümler ilk 6 ayda gerçekleşen. Bizim iddiamız şuydu, ilk 6 ayda gerçekleşecek olan ölümler sınırlı olacak.
Aşılanmadan sonraki diyorsunuz, evet. Tam aşılanmadan. Evet, tam aşılanmadan sonraki ilk 6 aylık dönemde sınırlı ölümler olacak. Devam eden 1,5 yıl. Evet, 2 yıl içerisinde ortalamada. 2 yıl içinde doğrudan COVID'e bağlı sebeplerle ya da COVID'in üzerine yapıştığı kanser gibi, astım gibi, Alzheimer gibi diğer hastalıklarla birleşerek ölümlere sebep olacak, kalp hastalıkları gibi. Bunun dışında bir diğeri de alef etkisiyle, HES kodları ile hangi bölgede hangi paket ilaçların kullandığı görülebiliyor. Sistem onlarda var. İncelememizde, yani laboratuvarla da incelettik. Farklı partilerle alınan aşılarda farklı formüller var. Aynı özelliği taşımıyorlar. Diyelim bir parti geldi, farklı. O parti, 10 parti sonra gelen daha başka. Onun Van bölgesinde uygulandığını görüyoruz. Sonra işte Trabzon bölgesinde şu partinin ya da şu serinin hangi şehirde, coğrafyada hangi seri ilaçların kullanıldığını bu HES kodu ile bilebiliyoruz. Tamam, anladım. Böylece onların içerisindeki nanotüpleri istenilen bir bölgede Starlink'ler üzerinden nanotüpler patlatıldığında, açıldığında vücuda yönelik insanın... Evet, o hastalıklar o bölgede harekete geçebilir. Yani iddia ediyoruz diyorsunuz buradan. İddia ediyorum. Biz riskler var. En başında biz bu uyarıda da bulunduk. Yani evet. Yani dolayısıyla falan nanotüplerde işte ne bileyim çiçek var falanlarında şu var. O bölgedekine bu sinyali benim sesimin kısılması üzerinden de bir araştırma yaptık. Yine bu RF etkisi çok ciddi olarak öne çıkıyor. Siz demek yazdınız mı bunu? Hangisini? Ses kısıklığını. Yani evinizde ölçüm yaptırdığınızı ben biliyorum. Evinizde manyetik frekans alan ölçümü yaptırdınız. Ben dolaylı olarak. Evinizde. Dolaylı olarak açık yazdım. Yoksa. Konuşalım yani, mı bunu? Kapatalım mı? Konuşalım. Yani insanlar birden yani çalışma devam ediyor. Tamam, yani, o zaman konuşmayalım. Bütün zaman içinde yapılan kayıtlar var. Spot olarak bazı noktalarda yapılan kayıtlar var. Tekniklerde içeride değişiklikler yapıyoruz. Bazı virüsleri falan kapat aç yöntemi. Komşularınız falan da panikler. Yani o yüzden evet yani sıkıntı olur. Ama yani rahatsız edici, çok ciddi şüpheleri ispatlayan bulgulara ulaştık. İlerleyen günlerde belki yazacak ya da İlipak ya da canlı yayında açıklayacağız.